Merhaba değerli izleyiciler. Olay Televizyonu'nun nitelikli eğitim programlarından Eğitime Bakış ile karşınızdayız. Bu programımızda Sayın Zeki Kaçar'ı ağırlayacağız. Hoş geldiniz efendim programımıza. Hoş bulduk. Zeki Bey, siz Ahmet Çelebi Sağlık Meslek Lisesi'nin kurucususunuz. Evet. Sağlık Meslek Lisesi nedir? Sağlık Meslek Liseleri 2011 yılında Milli Eğitim'in yeni kanununda bulunmakta olan 76 meslek grubundan bir tanesi. Siz bunu Bursa'da kurdunuz. Biz bunu Bursa'da 2013 yılında kurduk. Şu an Bursa'da 6-7 tane sağlık meslek lisesi, özel okul, hizmet veren kurumlar vardır. Devletin sağlık meslek liseleri var mı? Tabii ki devletin sağlık meslek lisesi zaten vardı. Hatta sayıca da evet, arttırıldı. Bu anlamda ciddi bir önem arz ediyor sağlık eğitimi. Sizin yetiştirdiğiniz öğrenciler liseden mezun oluyorlar. Hı hı. Ve bu okulda nasıl bir eğitim alıyorlar? Sağlık meslek liseleri Anadolu Lisesi'nden veya halkın bildiği düz lise mantığından aslında bir farkı yoktur. Sadece şöyle bir artısı var. Anadolu Lisesi eğitimini alır, artı meslek eğitimi ekstradan alır. Bu şekilde de meslek lisesi ünvanına sahip olur. Aslında diğer bütün meslek lisenin aynı mantıkla işliyor sistem. Tamam. Anadolu Lisesi'nin mantığı genel kültür derslerinin yanında meslek derslerini alıp uygulama da yapmaktır. Peki bu okullardan mezun olanlar doğrudan meslek hayatına başlayabilir mi? Sağlık açısından baktığımız zaman mesleki anlamda hizmet sektörlerinde en önemli olan eğitimden sonra sağlık gelmektedir. Tamam. Sağlık tabii halk arasında hep söylüyor, sağlık olsun, sağlık olsun. Paramız evet, varsa da niye sağlıklı olmayalım? Doğru söylüyorsunuz. Eğer bir toplum gelişiyorsa, büyüme sağlıyorsa, bir kazanım sağlıyorsa, kazanım sağlıyordur demek. O da sağlığa yatırım yapması gerekiyor. Sağlığa yatırım yapan bir ülkenin tabii ki sağlık personeli açığı olacaktır. Şimdi de Türkiye'de olduğu gibi şu anda sağlık personeli açığı bulunmaktadır. Aslında daha sayı çok fazladır. Fakat devletin takdir ederseniz bütçenin mali boyutundan doğru, kaynaklanan durumdan dolayı gereken personel tam olarak alınmıyor. Ama şu da var, ona rağmen yine şu anda personel açığı fazla. Yalnız ileriye dönük eğer büyüme devam ederse, inşallah devam edecektir. İnşallah. Genç bir nüfusa sahibiz, gelişmekte olan bir ülkeyiz. İleri safhalarda gittikçe daha çok sağlık personeline ihtiyaç duyacağız. Bu neden kaynaklanıyor? Bu sözünü ettiğimiz sağlık personeli ara sağlık personeli midir? Yani hekimlerden söz etmiyoruz. Genel olarak söylüyorum bunu. Genel olarak sağlık personeline ihtiyaç duyulacaktır. Tamam. Hepsine diyebiliriz aslında. Her aşamasında. Hekiminden, sağlık memurundan, sağlık teknisyeninden, özellikle hemşireden. Bu alanda en çok ilgi duyan alan hemşireliktir. Tamam. Çünkü onun işleyiş alanı daha geniş. Evet. Tabii ki acil tıp teknisi olur, anestezi olur vesaire, bu çoğaltılabilir. Sizin okulunuzdan mezun olanlar teknisyen olarak mezun oluyorlar? Şöyle onu açıklama getireyim. Bizim okulumuzda 9. sınıf, 10 ve 11. sınıflar hemşire yardımcısı olarak mezun olmakta. Tamam. Yani seneyi inşallah mezun olacaklardır. 12. sınıf öğrencilerimiz de şu anda mevcutta. Hemşirelik ve acil tıp teknisyeni bölümlerini okumaktalar. Anladım. Mezun oldukları zaman hemşire alanında ve acil tıp teknisyeninde 112 acil servis bölümlerinde hizmet görev yapacaklar. Lisanslı görevli olarak çalışabilecekler. Kamuda görev bulma oranı çok yüksek. Çok güzel. Tabii ki özel sektörde de bütün öğrencilerimiz her zaman o şansı yakalama hakları var. Peki bu lise mezunu arkadaşlarımız sağlık meslek yüksek okuluna gidebilirler mi? Çok güzel soru sordunuz. Şu an mevcut olan öğrencilerimiz şu anki yönetmeliğe göre, biliyorsunuz Türkiye'de her an her şey değişebiliyor. Özellikle de eğitim de çok şey değişiyor. Yönetmelikler çok değişiyor. Mevcut duruma göre sağlık meslek liselerinden mezun olan yatay geçiş yapma hakkı var. Çok güzel. Yatay geçişten lisans bölümünde de ek puan hakkı var. Oo, bizim temelimiz bunun korunup desteklenip devam ettirilmesi yönünde. Bu alanda Ankara'dakileri çok büyük görevler düşüyor. İnşallah bunun kalıcı hale, süreklilik haline getirilir. Aslında sizin bu programa katılmanız çok faydalı oldu. Neden? Birçok aile çocuklarının eğitimi konusunda endişeli, geleceğe doğru yatırımlar yapmak istiyorlar ve çocukların hayatını kurtarmak istiyorlar. Bu anlamda da bir sağlık meslek lisesini bitiren bir öğrencinin sözünü ettiğiniz gibi oldukça önü açık gözüküyor. Evet. Öyle değil mi? Ailelere bu okulları önerir misiniz? Ailelere kesinlikle öneriyorum.
tabii ki çocuğun genel kültür düzeyi ve teorik olarak, teknik olarak ne derecede olduğu da önemli. Tabii tabii. Yani her öğrenci sağlık bir ihtiyaçtır, güzel bir alandır. Özellikle hizmet sektöründe bahsettiğim gibi en çok tercih edilen sektörlerden biridir. Eğer o bölümü seviyorsa, o sağlık alanında okumak istiyorsa kesinlikle önü açık olan bir sektördür. Ben şu anda Türkiye'de en çok rağbet gören itibarlı, kaliteli, mesleki açıdan çok güzel olan ve manevi boyutu olan insanı hastaları yardımcı, tabii onları ki hayata döndürebilen, şey. O boyutunu seviyorlarsa, onu da tatmak istiyorlarsa tavsiye ediyorum. Tabii araştırabilirler ve size başvurabilirler. Evet. Peki bu okullarda bu sağlık, nitelikli sağlık personeli yetiştirmenin koşulları sağlanıyor mu? Yani bir örnek veriyorum, laboratuvar ortamı var mı? Ya da simülasyon programları var mı? Bu konuda nasıl bir ortam hazırladınız? Zaten kuruluş amacında birçok denetimlerden geçiyor. Evet. Yönetmeliğe bağlı esas araç gereçlerin bulunma zorunluluğu var. Biz hepsini bulunduruyoruz. Ama tabii ki yeterli mi? Değil. En önemlisi burada öğrencilerin almış oldukları eğitimi bir kenar tutalım. Teorik eğitimleri ve uygulamaları. Hı hı. Teorik eğitimlerinde okulda almış oldukları öğretmenlerinden çok tecrübeli öğretmenlerimiz var. Ben bundan bütün öğretmen arkadaşlarımıza buradan selamlarımı gönderiyorum. Hepsi birbirinden çok değerli, çok kıymetli hocalarımız var. Tecrübeli, hemşirelik alanında, sağlık alanında çalışmış uzman eğiticilerimiz var. Onların yanında hastanelerde staj görme olayı çok önemli. Hmm. Yani çocuğun teorik olarak almış olduğu dersi uygulamaları, evet, pratik olarak hastanede eğer çok bunu güzel yapabiliyorsa o zaman hedefine ulaşmıştır. Ama yapmıyorsa kesinlikle sıkıntı vardır. Bunun aracısı siz misiniz? Yani evet, biz bunu koordine ediyoruz. Burada bizim bütün öğrencilerimiz şu anda Bursa'nın en ünlü özel hastanelerinde, devlet hastanelerinde aktif halde staj yapmaktadırlar. Çok 12. güzel. Sınıflarımız özellikle şu anda çok özverili. Hatta ilk ameliyatı bile giren çocuklarımız var bu anlamda. Çok ulvi, güzel bir işiniz var. Gelelim işin eğitim boyutuna. Şimdi bu sağlık meslek lisesi boyutu çok güzel bir boyut. Ama işin eğitim boyutu ile ilgili bazı sıkıntılar var galiba. Özellikle sağlık meslek liselerinin sıkıntıları var mı? Tabii ki genel anlamda eğitimde gelişmekte olan bir ülke olduğumuz için, hı hı, şimdi eğitimde sorun yok dersek yanlış olur. Doğru. Şöyle, eğer eğitimde sorunuz yoksa siz zaten bir kere bir sınıf atlamanız lazım. Gelişmiş, tabii, bir ülke olmanız lazım. Tabii. Biz gelişmiş bir ülke değiliz. Önce kabullenirsek, evet, sorunumuz için çözüm yolları da aramış olacağız. Biz şu anda tabii ki eğitimde çok ciddi sorunlarımız var. Mutlaka. Ortalama olarak gereğinden fazla mı derseniz, malum son, evet, süreçte yaşadığımız olaylar. Ne yazık ki. Süreçlerden önce de aslında çok ciddi sıkıntılarımız var. Yönetmelik çok sık değişiyor. Yani neredeyse yaz boz tahtası gibi bir şey oluyor. Yani bu eğitim deneme yapılacak, kobay kullanılacak alan değil. Alan değil. Yani hatır gönülle, ferdi çavuş ahbap ilişkisiyle, özellikle de bürokratların, genel müdürlerin, şube müdürlerin liyakata göre görev verilmeli lazım. Doğru. Yani bunların Ahmet olur, Mehmet olur, Ayşe olur, Fatma olur. Önemli değil. Önemli olan Ayşe'nin veya Ahmet'in bu ülkeye ne katkı sağlayacağı. Tabii. Siyasi görüşü bakılmaksızın. Liyakattan kastınız bu galiba. Evet, siyasi yapısı bakılmaksızın görüşüne, yaşam biçimine bakılmadan, evet bu işi hak ediyor, teknik olarak çok iyi biliyor, bu ülkeye, o kuruma fayda verir anlayışı olursa bizim gerçekten önümüzü kimse tutamaz. Çok doğru söylüyorsunuz. Ama yok, bugün A partisi var, yarın B partisi var, ondan önceki C partisi var. O kısır döngü, yanlı zarar veriyor davranmakla aslında toplumumuzun önünü kesiyoruz. Çok doğru söylüyorsunuz. Gelişimini, büyümesini engelliyoruz. Zenginleşmesini engelliyoruz. Kültürümüzün ilerlemesini engelliyoruz. Eğitimimizin istediğimiz şekilde, özgür bir şekilde almamızı engelliyoruz. Ama bu süreçten sonra, bu dönemden sonra anladığım kadarıyla liyakat meselesi daha fazla önemsenecek gibi geliyor bana. Öyle gözüküyor. Ne dersiniz? Yani şöyle onu izah edeyim, görüşüm. Eğer toplumda gerçekten kaliteli bir eğitim, evet, bir kere eğitimin ne olduğunu iyi bilelim. Eğitimimizi iyi alırsak, yani bu sadece bir diploma olarak olayı algılamayalım.
kendimizi sorgulayan, araştıran, irdeleyen ve tabii ki bunun yanında aldığımız bilgilerle üretime odaklı bilgilerimizi alıp işlersek bu sorunun çözüleceğine inanıyorum. O zaman bu noktada şu soruyu sormalıyım. Özel okullar ve devlet okulları arasında ne gibi farklar var? Yani şöyle yani izah edeyim. Çok özür dilerim, sözünüzü kesiyorum. Buyurun. Ama özel okullar bu anlamda farklılık ortaya koyabiliyorlar mı? Kısmen özel okullar devlet okullarının oranına daha kaliteli eğitim yaptıklarını rahat söyleyebilirim. Tamam. Burada kriter nedir? Genel anlamda oradaki liyakat olayının devlette olduğu için, olumsuz kullanıldığı için özel sektörde kar amacı da güttükleri için kaliteli hizmet verme zorunluluğu taşıyor. Dolayısıyla bir rekabet durumu var. Rekabet evet. durumu var ama bir yandan da kalite getiriyor. Anladım. Özel sektörün farklı buradan kaynaklı. Anladım. Orada bir personelin hata yapma şansı düşüktür. Veya neredeyse yoktur. Ama devlet dairelerinde hata yapma lüksü vardır. Yani biz de biliyorsunuz. Evet, herkesin malumu. Sırtını devlete dayamak diye bir tabir var. Bilmiyorum başka ülkelerde var mı ama. Çok yanlış bir algı. Onu yok etmemiz lazım. Çünkü oradaki öğretmen o öğrencilere kaliteli bir eğitim hizmeti sunmak zorundadır. O bizim imkanlarımızla orada bulunuyor. Ben bütün öğretmenleri tabii tenzih ediyorum. Çok görevini layıkıyla yerine getiren çok güzel ender öğretmenlerimiz sayısız. Ama oranlama yaptığınız zaman o devlet memuru mantığını yıkılması gerekiyor. Peki bu toplumun eğitime bakış açısını etkiliyor mu? Tabii ki bu özel sektör talebi artırmış oluyor. Zaten şu anda eğitim sektör bazında yükselmekte olan bir trend. Çok talep toplayan bir sektör. Bu da gösteriyor ki devletin eğitime yaptığı yatırımın yetersiz olduğu veya yanlış olduğu. Bazen yatırım yapar, okul yapar ama iyi bir idareci koymazsınız. O yaptığınız yatırımın hiçbir anlamı, anlamı olmaz. Yani hem yatırım yapması gerekiyor hem liyakati çok iyi irdeleyip toplumu ilerletebilecek, bir şey değer katabilecek. Kalibrede insanlar olması. Aynen da. Onu yapması gerekiyor. Peki bu noktada ailelere neler düşer? Evet bir devlet var, okullar var, öğretmenler var ama bir de aileler var. Yani öğrenci ile kurum arasında diyaloğu kuracak bir aile gerekli. Bu ailenin tavırları ne olmalıdır? Annelerin görevleri nelerdir? Bunları lütfen biraz anlatır mısınız bana? Şimdi ailelerde ben şunu tavsiye ediyorum. Bir özel okullarda özellikle dershanelerde bu çok görülüyor. Evet. Bir billboard görürsünüz, afiş indirilmiş falan falan öğrenci Boğaziçi, İTÜ, şurayı kazandı. 3-5 öğrenci gösterir ama orada kalıyor 450 öğrenci. Hani 3-5 öğrenci zaten oradaki teorik bilgileri yüksek olduğu için, teorik bilgisi yüksek olduğu geneli için geneli yansıtmayabilir. Zaten kazanıyor. Kazanması da doğal bir şey. Evet. Ama bu bütün okulun kalitesi yükseldi. Çok başarılı bir okul. Çok başarılı bir okul algısı oluşturuluyorsa bu tamamen pazarlama taktiğidir. Tamam. Bunun yanılgısını düşürmelerini öneriyorum. Yani o zaman neye dikkat etmeleri gerekir? Yani içeri girip konuşmaları mı gerekir? Yoksa nasıl inceleyecekler bu okulları? Tabii ki fiziki şartlar önemli ama en önemli faktör burada personeldir. Evet. Personel, eğitici personelin vizyon, oradaki kurumun öğrenciye ne vermek istediği, nereye götürmek istediği. En önemli kıstas ulusal ve evrensel bakışa sahip olabilecek bireyi mi yetiştiriyor? Teknik olarak ne kadar donatı sağlayabilecek? Oradaki eğitim ve öğretim. Dikkat ederseniz güzel. Şöyle söyleniyor. 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı. Hı-hı. Neden eğitim? Eğitim ayrı bir konu, öğretim ayrı, ayrı bir konu. Bir kere eğitim öğrencilerin birey olarak ana rahmine düştükten ölüme kadar geçen süre zarfıdır eğitim. Tamam. Eğitim dar bir alan değil bir kere. Ve burada öğrencinin... Güzel bir konuya değiniyorsunuz. Öğrencinin burada anaokulundan başlayıp liseye kadar geçen süre zarfı çok önemli. Genel kültür olarak düzeyini iyi donatması lazım. Bunların temel olarak edebiyat, kendini ifade etme biçimi, dinlemesi, algılaması, davranış tutumu, akabinde matematik ve diğer dersler. Evet. Ama tabii ki felsefe önemli, sosyoloji önemli, tarih, coğrafya. Bunlar çocuğun genel kültürünü birey olma yolunda donatmak için gerekli verilerdir. Bunları iyi işlenmesi lazım. Ama bunu yapan bir çocuk tabii ki sosyal olmalı. Tabii ki spor yapabilmeli. Kendi enerjisini dışarı atmalı. Bunu oturup bir sınıfta dört duvar arasında teorik vererek
o çocuğu veya yabancı dil öğrenmeli. Yüksek dil verdirerek yüksek puan aldırmak bu başarı değil. Tabii yeterli değil, doğru. Kazandı çocuk, niye kazandı? Yani sosyal hayatını yok ettikten sonra neyi kazanıyor? Ama tabii ki her şeyi de oynamak, şey yapmak değil. Bunları elde ettikten sonra teorik olarak bilgileri alıp uygulamaya koymaktır eğitim. Başarılı öğrenci ne demek peki sizin kriterlerinize göre ya da evrensel kriterlere göre? Başarılı öğrenci bulunduğu seviyeden birkaç çıta veya tık denir. Evet. Yükseltebiliyorsa başarılıdır. Diyelim ki zayıf bir öğrenci orta oluyorsa bu başarılı bir öğrencidir. Ama çok iyi olan bir öğrenci çok iyi olması oradaki o kurumun başarısı değil aslında. Zaten çocuk orada teorik olarak çok başarılıdır. Kendini bunu biraz şey yapmak lazım. Dünümüz bugünümüz dünden, yarınımız da bugünden bir adım ilerideyse başarılısınız. Başarılısınız. Bunu Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerif söylemiş. Peki aileler öğrencilerinin başarını nasıl ölçerler? Yani burada kriter nedir? Yani bir sınavların anne baba sonuçları mı? Bunu rahat gözlemleyebilir. Tabii ki sınav sonuçları teorik olarak bir veri. Evet. Ama takdir ederseniz bir öğretmene neden bu öğrenciyi sınavda düşük aldı, neden geçirdi sorulmaz. Ona o yetki verilmiş. Neden? Çünkü eğitim önce gelir. Eğer çocuğun çabası, gayreti, kendini genel kültür anlamda daha iyi yetiştiriyorsa ve bunu öğretmenin yansıtıyorsa bu öğrenci başarılı demek. Evet. Veya başarıya doğru gidiyor demek. Anladım. Peki eğitimde rekabet konusuna geri dönecek olursak. Evet, çok güzel bir konu değindiniz. Okulunuzda bu konuyu her sene güncelliyor musunuz? Yani hem yönetmelikler değişiyor, hı hı, hem teknoloji ilerliyor, hem de öğretmenlerin kalitesi artıyor. Bu anlamda siz kendinizi nasıl güncelliyorsunuz? Tabii ki teknolojiyi takip etmek gerekiyor. Evet. Değişim, eğitim değişimin başında gelen bir çok doğru kuruluş sektördür. Onu çok dikkate almak lazım. Yenilikçi olmak lazım, takipçi olmak lazım. Ve en önemlisi evrensel olmak lazım. Artık bugün her ne kadar yurt dışına çıkmak için bize vize gerekiyorsa da Japonya'da bir ev hanımı borsadan bir hisse senedi alabiliyor. İnternet ortamında artık sınırlar kalkmış. Yani biz sadece bölgesel ve sınırlayıcı olarak kalmamız tabii lazım. Çağa ayak uydurup evrensel olmamız lazım. Bu anlamda yenilenen teknolojileri okulumuza getiriyor muyuz? Evet. Bu teknolojilere hakim kişileri okulumuza getiriyor muyuz? Ya bu öğrencilerimize buluşturuyor muyuz? Getirmekten ziyade tabii etkin ve uygun kullanmak önemli. Evet. Yani bunda projeksiyonunuz olur, akıllı tahtanız olur, bilgisayarınız olur. Onları zamanında ve doğru kullanmak gerekiyor. Bunları mahrum bırakmamak gerekiyor. Veya bu sadece teknolojik alet edevattan ziyade bir gezi olabilir. Bir üniversitenizin yerine gitmiş olabilir. Tıp fakültesinde bir ameliyatı bulunabilir. Konferansa katılabilir. Etkinlikleri görür. Bu tarz verileri iyi çoğaltabiliriz. Yani bunda şey yok. Sağlık personellerinin oldukça vicdanlı, oldukça nasıl diyelim? Çünkü merhametli, bir merhametli, bir yaralıyla ya da bir hasta kişiyle ilgilenecekleri için kişisel değerlerinin gelişmiş olması gerekir. Bizim bu anlamda, alanda hocam çok güzel bir konuya değiniyorsunuz. Bu anlamda eğitimin içerisinde değerler eğitimi vermek doğru mudur? Ya da bunun dozu nasıl olmalıdır? Şimdi bizim biraz önce bahsettiğim gibi çok değerli öğretmenlerimiz bu alanda mesleği alandan gelen, öğretmenlik evet, yapmış, evet, hayatını onlara adamış öğretmenlerimiz sağlık eğitiminde özellikle bu psikolojik anlamda, sosyolojik anlamda hasta davranış tutumu bilinci konusunda birkaç derslerimiz var. Hepsini A'dan Z'ye işliyorlar. Ne güzel. Evet. Bunun da aksesi olmaz zaten. Bunu yaptıklarından dolayı biz gönlümüzü rahat bir şekilde göğsümüzü gere gere kısmet olursa bu sene öğrencilerimizi mezun vereceğiz. Kaç öğrenci var? Şu anda bizim iki okulun toplam... İki okul mu var? Evet. İki çok okul. Özlüce'de İzmir Caddesi'nde bir okulumuz var. Ve Kükürtlü şubemizde Pembe Çarşısı tabiriyle Paşa Çiftliği metro durağının orada da bir şubemiz var. Toplamda iki şubemiz var ve küçük bir anaokulumuz var. Anaokulda toplamda var. 700 küsur öğrencimiz var şu an. Maşallah. Evet. Peki gelecek projeksiyonunuz nasıl hocam? Daha fazla okul mu yoksa eğitimin kalitesini artırmak mı?
yoksa öğretmen sayısını artırmak mı? Gelecekte neler planlıyorsunuz? Tabii istihdam etmek çok güzel bir şey. Ben mutlu oluyorum. Ne kadar çalışan sayımız çok olursa, ülkemize katma tabii değer, vergi verebiliyorsak ne mutlu bize. Ama önemli olan kaliteli ve istikrarlı bir şekilde yol almaktır. Biz bunu yakaladığımızı düşünüyorum. İkinci okula açmakla zaten bunu kendimizi ispatladığımızı düşünüyorum. Evet. İnşallah bundan sonra sağlıklı, dengeli bir şekilde büyümek hedefimiz. Şöyle bir şey mümkün olur mu? Yani yarın öbür gün bir okul olarak tasarlanmış bir bina yaptırmak. Yani içerisinde laboratuvarları olan, evet, yani içerisinde simülasyon ameliyathaneleri olan, evet, yani içerisinde örnek veriyorum ambulansları olan, böyle büyük bir kompleksi düşünmek mümkün olur mu? Çünkü galiba gerçekten bu simülasyonları, bu uygulamaları yaptırmak gerekiyor öğrencilere. Şimdi şöyle bir durum oluyor. Bizim özellikle şu an 12. sınıf öğrencilerinde haftanın yarısı teorik ders görüyor, yarısı da uygulama gördükleri için. Ya onları görmekten ziyade şu an uygulamanın içindeler. Ha, çok güzel. Dolayısıyla da artık görmeleri diye bir durum son söz konusu değil. Son sınıfta fiilen bu işi yapıyorlar. Fiilen hatta geçen seneden başladılar son sınıf öğrencilerimiz. Ya dediğim şekilde ilk günde doğuma katılan öğrencilerimiz var. Ameliyatı doğrudan katılan ne kadar öğrenciler güzel var bir şey ya. Ve şu anda aktif bir şekilde devam ediyorlar. Gencecik insanlar bunlar. Evet. Yani bu 17-18 yaşlarında çocuklar mezun gidip, olur olmaz. Ameliyatlara giriyorlar ve doğumlara giriyorlar. Evet. Çok ulvi bir şeyiniz var, göreviniz. Aynen var. Öyle. Yani eğitimin ötesinde aslında çok hoş bir göreviniz çok var. Güzel çok sektör, hoşuma gitti. Çok güzel, çok güzel bir meslek. Evet, burada ailelerin etkisi çok çok önemli. Yani herkes avukat olmak durumunda değil. Değil. Herkes mühendis olmak durumunda değil. Evet. Yani mutlaka çocuklara kalmış bir şey. Hı-hı. Yüksekokulda da devam edilebilir ama ara eleman. O ekstra yüksekokul lisans programında ekstra avantajları yapılabilir tabii ki. Bunlar Kadıköy şunu da söylemekte fayda var. Yani sağlık sektörel olarak bir yere başladığınız zaman gerçekten çok itibarlı bir sektör. Kesinlikle. Yani bir örneğin farklı bir alanda mezun olan muhasebe veya ben küçümsemek olarak söyleyeyim. Mutlaka onlar da onlar çok, da güzel, çok itibarlı meslekler. Çok itibarlı şeydir. Nedir? Bir dil gerekebiliyor veya ehliyet gerekiyor vesaire. Ama sağlık mesleği edinmiş kişilerde doğrudan sadece teknik edinmeleri onlar için yeterli. Doğru. Ve şu anda ülkemizde gerçek anlamda ciddi bir talep var. Yani ciddi bir istihdamın söz konusu. İhtiyaç da var ama İhtiyaç değil mi? Var. Yani personel ihtiyacı talepten da var. Kastım. İhtiyaç var. Evet. Arz az. Yani yetişen insan sayısı az ama talep fazla. Çok güzel. Çok doğru bir yere yatırım yapmışsınız siz. Yani doğru bir yerden yürüyorsunuz gibi geliyor bana. İnşallah bizim amacımız aracı olabiliyorsak, bu da katkı sağlayabiliyorsak, bir değer üretebiliyorsak ne mutlu bize. Bunun en güzel geri dönüşü örneğin bir hastaneye gittiğinizde bir öğrencinizle karşılaşmak olabilir değil mi? Kesinlikle. Yani size pansuman yapması Allah korusun. Geçen bir hastaneye gittik. Bir baş ağrısı, bir arkadaşımız rahatsızlığı vardı, biz de birlikteydik. Evet. Onu öğrenciyi görmek bizi çok mutlu etti. Ne güzel bir yani şey. Yani hayatta en güzel şey. Herhalde öğretmenliğin en güzel tarafı da o olsa gerek. Evet, evet. Öğrencilerini görmek, gerçek hayatta görmek. Gerçek hayatta görüp uygulama yaptıklarını, şeyler yaptıklarını gördüğünüz zaman asıl o zaman başarılı olduğunuzu hissediyorsunuz. Biraz ülkemize geri dönelim. Hep ara eleman ihtiyacı ile ilgili konuşmalar yapılıyor. Örneğin Bursa Ticaret Sanayi Odası'nın da bu konuda çok ciddi girişimleri var. Evet. Ve ara personel yetiştirmekle ilgili önemli girişimlerde bulunuyorlar. Hı hı. Siz bunu önemsiyor musunuz? Yani herkes üst düzey yönetici olmayı çok arzu eder. Hı hı. Herkes yönetici, müdür olmayı çok arzu eder ama arada bir bölüm var ki, bir alan var ki buraya çok da nitelikli personel yetiştirmek gerekiyor. Şimdi biz sağlıktan bu bahsettik. Genel ülkemizin durumuyla ilgili de konuşalım aslında. Evet. Yani eğitim konusunda da konuşalım. Şimdi meslek liseleri evet, Türkiye'nin kanayan yarası. 28 Şubat sürecinde daha çok İmam Hatip'le tasfiye etmek amacıyla meslek liselerin balta vuruldu, yok edildi. 2002 yılında da İmam Hatip güçlendi ama bu sefer yine meslek liseleri unutuldu. Bizim işsizliğimizi yok edebilmemiz için takdir ederseniz 3 aylık kursta yetişen bir personel mi daha önemli? 4 yıl, 4 yıl zaman evet, zarfında lise, eğitim evet, almış, uygulama görmüş bir personel mi daha değerli? Yani biz meslek liseleri unutuyoruz. Yani ben burada ticaret odasını eleştirmek anlamında söylemiyorum. Tabii ki kurs yapmak güzel bir şey. Yapıyorlar. Ama okulda kuruyorlar onlar şu an. Hiç yeterli değil. Meslek liseleri de biraz önce bahsettiğim gibi genel kültür derslerinde ek konulan bir derstir.
Evet. Bu şekilde meslek lisesi oluyor. Eğer siz çocuğu elektrikçi yetiştirmek istiyorsanız elektrik elektronik bölümü ekliyorsunuz sadece. Sağlıkçı yetiştirmek istiyorsunuz. Sadece sağlık alan meslek lisesi ekleniyor. Ya bu kadar zor mu? İlla ki 3-4 milyon işsiz insanın biriksin. Yani tabir yerindeyse araba duvara çarptıktan sonra mı ne yapabiliriz diyelim? Evet, bu gerekli yani. Bu meslek liselerinin çok ciddi anlamda yatırım yapılması lazım. Desteklenmesi lazım ki çocuk mezun olduğu zaman, hayata başladığı zaman en az cebinde 2-3 tane mesleği olsun. Tabii. Almanya'da en az bir meslek koşulu var. Bakın, en az bir meslek. Birden fazla meslek de edinebiliyorsunuz. Ama bizde bakıyorsunuz herkes Anadolu Lisesi mezunu, herkes düz lise mezunu. Ne demek düz lise mezunu arkadaş? Düz lise mezunu mantığı sadece bireyin kendini yetiştirmesi, genel kültür olarak bir yere gelmesidir, ifade etme şeklidir. Çok doğru. Orada bir gidip tornacı olması, elektrikçi olması, sağlıkçı olması demek değil ki. Ama meslek, biz bunun yanında olamaz. Verirsek ne olacak? Çok güzel bir şey olacak. Tabii ki. Çok geç kalmışız. Yani Avrupa yanı başımızda bir şey. Biz Avrupa Birliği'ne girmek istiyoruz. Avrupa Birliği'ne neden girmek istiyoruz? İşte oradaki yöntemlerini hiçbir şey bilmiyorsak, kopyala yapıştır da yapsak biz zaten yetişeceğiz. Bu kadar çok üniversitedense aslında meslek lisesi kurmak daha mantıklı olabilir değil mi? Meslek liseleri çok önemli. Tabii ki meslek yüksek okulunu devam ettirip idrak ettiği zaman daha başarılı olacaktır, daha verimli olacaktır. Yani elektrik bölümünden mezun olan bir öğrencinin ek puan alıp elektrik mühendisi olmasından daha doğal ne olabilir ki? Çok doğru. Yani veya, öğrencilerin veya bu sağlık meslek lisesinde mezun olanların hemşirelikte, hatta tıp fakültelerinde destek alması gerekiyor. Bunları eğer çok sağlık doğru. meslek lisesinde destek alan bir öğrenciye tıp konusunda ek puan veremiyorsanız, düz lisedeki hiçbir şeyi bilmeyen adama o direkt oraya gidiyor. Ha, düz lisedeki de girsin, o da edinsin. Ama dediğim şekilde en az bir meslek edindirelim çocuklarımıza. Bunlar bizim çocuklarımız, bizim kesinlikle. Geleceğimiz. Bu işsizlik ordusu bizim. Eğer biz bu imkanlarımızı varlık işliğinde niye yokluk çekelim? Çok doğru. O kadar vergi toplanıyor, o kadar üretken bir devletiz. Dinamik, genç, gelişen bir ülkeysek eksiklerimizi bir an önce gidermek zorundayız. Sağlık meslek liselerinden mezun olan insanlar tıp fakültelerine girebilir mi? Sağlık meslek liselerinde mezun olanlar şu anda tıp fakültesine tabii ki girebiliyor ama diğer okullarından farksız girebiliyor. Bir avantajı yok. Tamam. Sadece hemşirelik bölümünde meslek yüksek okulundan hayata geçiş var. Ama tıp fakültelerinde tıbbın en zirve noktası ama ek puan almıyor. Çok yanlış bir şey. Aslında alması lazım diyorsun. Kesinlikle alması lazım. Kesinlikle. Yanlış olan orada. Ve düz lise mantığının kaldırılıp yanında bir meslek lisesi, bir meslek edindirilmesi lazım o çocuğun. Ondan sonra pişman olup da o mesleği idrak etmediği zaman, yapmak istemiyorsa yine öne açık. Zaten istediği bölümü kazanma hakkı yine vardır. Sağlık meslek lisesinden mezun olarak tıp fakültesine giren bir öğrenciyle düz liseden mezun olarak tıp fakültesine giren bir öğrenci arasında mutlaka farklar olacak. Kesinlikle değil mi? Fark var. Ne gibi farklar olur? En azından takdir edersiniz uygulama yapan, sağlığın sektörünün evet. içinde olan, çekirdekten yetişmiş olan bir birey var burada. Yani bunun mutlaka bir artısı olur. Doğru. Böylelikle hem tıp sektörüne katkıları olmuş olur. Hem de kendilerine katkıları olmuş olur. İlerletilebilir. Tabii belki ki. Doçent, profesör o alanda girdiği mutlaka. Zaman çekirdekten yetişenin daha çok avantaj sağlanır. Evet. Sağlık meslek liseleri, daha doğrusu meslek liseleri bu ülkedeki genel kalkınmanın lokomotifi olabilirler bence. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ya şimdi sağlık meslek liseleri öyle bir gösterdi ki ben yatırım açısından pencereyi bir göstermek istiyorum evet. görüntüyü. Türkiye civarında yaklaşık 300'e yakın özel sağlık meslek lisesi var. Bu anlamda müteşebbise sorumluluk verdiğiniz zaman bürokrasiyi kaldırırsanız, önünü açarsanız hangi meslek sektöründe eksik varsa sağ olsun Türkiye'deki müteşebbisimiz bu anlamda çok başarılı, dünya çapında çok başarılı bir girişimcilerimiz var. Ya Çin'le rekabet edebilecek müteahhitlerimiz var, yatırımcılarımız var. Bu anlamda sağlık mesleklerinde bu örneği gösterdi. 1-2 sene de hemen çözebildi. Yeter ki özel sektörün önü açılsın. Tabii ki devlet okullarının da kalitesi artırılsın. Okuma durumu olmayanların alternatif de sağlanmalı. Aslında devlet okullarındaki kaliteyi de artırabilir. Çünkü bir rekabet söz rekabet, konusu evet. olacak. Rekabet olursa evet. tabii ki kaliteyi getiriyor. Ama burada şunu gösteriyor. Müteşebbisi bir görev verdiğiniz zaman önünü açarsanız
birçok sorunu çözebiliyor. Önünü açmaktan kastınız nedir? Destekler mi? Örneğin ilgili... sağlık personelinin eksikliği var toplumumuzda şu an ülkemizde. Evet. Bunun önünü açıldı 2011 yılında ve ona yatırım yapıldı. Doğru. Ve önümüzdeki 3-5 sene zarfında bu açığın büyük bir oranla karşılanmış olacak. Bunu sadece sağlıkla değil, diğer meslek grubunun hepsinin önünü açın. Ya doğru buradaki Ankara'daki illa bunu önümüzdeki 5-10 sene sonra yenilebilir enerji personeline ihtiyacı var. Örneğin elektrik elektronik personeline ihtiyacı var. 10 yıl sonra mı fark edelim? İş işten geçtikten sonra mı fark edelim? Çok hepsinin önünü açalım. Destekleyelim. 30'a düşmeden önce önlemimizi alalım. Siz ülke tarihine de meraklısınız. Evet. Türkiye tarihine de, ecdadımızın tarihine de meraklısınız. Okulun adından da belli oluyor. Neden Ahmet Çelebi koydunuz okulun adını? Şimdi bizim okulumuzun adı Hazarfen Ahmet Çelebi aslında. Evet. Hazarfen Ahmet Çelebi, Türk bilgini, Müslüman bir bilim adamı. Evet. Uçuş üzerinde deneyimler yapmış, tecrübe kazanmış. Ama inanılmaz bir şey, doğru söylüyorsunuz. Dünyada 1632 yılında ilk teknik olarak, teknik anlamda uçan ilk insandır. Hı hı. Ve bu anlamda başarılar imza atmış. Galata Kulesi'nden Üsküdar meydanına kadar bir uçuş sergilemiş. Yaklaşık 1332 metre havada asılı kalarak dengeli teknik olarak uçmayı başaran bir insan. Ama maalesef 31 yıl anca yaşayabilmiş. Bu 4. Murat döneminde çok ciddi sıkıntılar olmuş. Eğitim desteklenmemiş ve sürgüne gönderilmiş. Bursa Büyükşehir Belediyesi çok güzel bir sergi getirmişti. Bilmem hatırlar mısınız? Bu sergide dünya tarihinde yer alan Müslüman bilim adamları vardı. Evet. Çok güzel buluşlar yapılmış. Belirli bir döneme kadar tabii ki. Harika astrofizikçiler, mekanikler, mühendisler, tıp adamları, birçok anlamda, bilimsel anlamda çalışmalar yapılmış. Fakat bunlar çok fazla bilinmiyor. Aslında bunların okullarda da anlatılmasında fayda var galiba, değil mi? Yani bilim konusunda çok ciddi bir tarihimiz var fakat ortada yok. Ya şöyle bir gerçek var ki, biz geçmiş tarihimizde İslamiyet'in gelişme döneminin, gerileme döneminden sonra 1100-1200 iktisadi anlamda çok ciddi gerilemeye evet. başladı. Ve halen Batı toplumuna karşı geri kalmış bir toplumuz. Bunu kabul etmemiz lazım. O tarihten itibaren çok az sayıda bilim adamı yetiştirmişiz. Maalesef. Özellikle de Piri Reis ve Ahmet Çelebi, Hazarfen Ahmet Çelebi gibi bilginleri, bunlar kendi ferdi çabaları çıkmalarına rağmen çok büyük sıkıntılar yaşatılmış. Ödüllendirilmemiş. Evet. Ya o zamandan beri teknik altyapımızı bir türlü dolduramadık. Doğru. Aslında bugünkü ya biraz konumuza, özel iştir oldu ama. Yok, bugünkü konumuza kadar gelir bu mesele. Yani ara personel, ya kendi kendini yetiştirmek durumunda değil insanlar. Bunun yolu var artık. Ya bunun burada yöntemi bilim adamına yani. Beyin göçünü engellerseniz tabii. Teknik, becerikli, donanımlı insanlarımız bizim çok. Yani o özgüvene sahip, kendini yetiştirmek isteyen, bu ülkeye bir şeyler yapmak isteyen çok değerli insanlarımız var. Bunların önünü açmamız beyin lazım. Beyin göçü neden oluyor hocam? Beyin göçü şöyle oluyor. Düşünün ki burada bir öğretmenin aldığı bir maaş var. Hı. Yaklaşık 3000-1000 dolar civarında bir maaş alıyor. Ama Almanya'dan yakın biliyorum. 4000 euro maaş alıyor. Yaklaşık 4500 dolara yakın bir maaş alıyor. Geliri var. Ekonomik şartlar, sosyoekonomik şartlar, siyasal faktörler. Bunları bir arada topladığınız zaman zaten ister istemez beyin göçü oluşuyor. Ne yazık ki. Bunun önüne orta uzun vadeli projeler yaparsak, özellikle de uzun vadeli, eğitim kısa vadeli bir proje değildir. Eğitim günübirlik değişebilecek hassasiyete böyle bir dayanma gücü yoktur. Eğitim uzun vadeli olması. Fedakarlık ister, eğitim yürek ister, eğitim sermaye ister. Gerçekten gelecekte çocuklarımızın eğitimi de iyi bir yerlerde olmasını istiyorsak, Güney Kore çok iyi bir model, Japonya çok iyi bir model. Onların yaptıklarını yapalım. Neden onlara örnek veriyorsunuz? Eğitimimize çünkü gelişmiş. O anlamda eğitime en çok bütçe ayıran, liyakata göre görevlendiren. Yani çok acı. Bizim Körfez Köprüsü açıldı biliyorsunuz. Orada ufak bir hatadan dolayı intihar etti Japon evet. mühendisleri. Ne yazık ki bir yere daha vurgu yapmak lazım. Tabii ki bizim mezun olup da çok değerli diploma sahipleri mühendislerimiz var ama köprümüzü Japonlar yapıyor. Tüp geçitlerimizi Almanlar yapıyor. Biz niye yapmıyoruz? Doğru, yapılabilir. Neden biz yapmıyoruz? Yani
biz mesleki olarak, teknik olarak kendimizi, yatırımımızı, sistemimizi bir an önce geliştirmemiz lazım artık. Onlar da böyle daha eğitimin daha alt seviyelerinden başlayacak galiba. Aynen öyle. Sadece üniversiteyle değil. Çekirdekten yani. Gitmesi tabii. Lazım. Sadece yani üniversiteler demişken, şimdi Türkiye'de üniversiteler vakıf üzerinde kurulan kurumlardır. Özel üniversiteler. Özel üniversiteler halk adında ama resmi olarak ismi vakıf üniversiteleridir. Vakıf olmadan olmaz. Tamam. Üniversiteler aslında sosyal, siyasal, ekonomik ve teknik akademisyen grubundan oluşur. Siyasal anlamda şöyle, tam bağımsız bir yapıya sahip değiliz üniversitelerimiz. Yani bizim eğitime vurgu yapmışken, Türkiye'deki aslında geri kalmamızın bir sebebi de tam bağımsız, özgür hareket edebilecek bilim adamlarını yetiştirmediğimiz için, onlara o desteği sağlayamadığımız için istenilen bir yere, bir başarıya gelemiyoruz. Tam bağımsızlıktan kastınız ne? Ya örneğin vakıf üniversitesi kurulması için meclisten bir kanun çıkması gerekir. Hmm. Çok yüksek oranda lisans programı için 50 milyon TL, yüksek meslek lisesi, yüksek okul için 20 milyon TL bir bütçe hazırlamanız lazım. Meclisten geçirmeniz lazım, akademisyen bulmanız lazım. Ondan sonra açabiliyorsunuz. Bu başarılı olanlar tabii ki iyi niyetli Kadir Has gibi çok büyük önder, bu ülkeye değer katan insanları tenzih ederiz ama geri kalan büyük bir çoğunluğu diploma satmaktadır sadece. Yani biraz önce bahsettiğimiz gibi teorik veriyorsanız bir maden mühendisliği diploması alan bir kişi bir sondajı görmesi lazım. Doğru söylüyorsun. Tarlada bulunması lazım. Bulunmuyorsa siz orada diploma satıyorsunuz. Öğrenci yetiştirmiyorsunuz. Biz önce diploma satma kültüründen vazgeçelim. Evet. Bu ülkemizdeki değerleri gerçekten sahip çıkalım. Peki sizin böyle bir imkanınız olsa siz Bursa'da bir sağlık meslek yüksekokulu, özel sağlık meslek yüksekokulu kurmayı düşünür müsünüz? Benim siyasetçilerle yakın bir görüşmeniz var. Birkaç defa, bir 3-4 ayda bir çalışmamız oldu bu anlamda. Ben burada bir kazanç amacı gerçekten gütmek istemiyorum. Tamam. Yani böyle bir oluşum olursa ben her şeyimle harcamaya hazırım. Ne kadar güzel. Yani çünkü ben eğitimi aşayım. Eğitimi çok seviyorum. Eğitim sektörü. Yani bugün başka bir sektörde çalıştığınızı düşünün. Ticaretle uğraşan bir insanız. Kazandığımı yine eğitime yatıracağız. Öyle yapmışken şimdi de eğitim sektörüyle uğraşalım. Çok, her çok şeyimizi doğru. Oraya yatıralım. Çok doğru. O mantıkla biz eğitime yatırım aslında yaparak gelecek böyle kurulacak. Yani gelecek bu şekilde sağlam temeller üzerine kurulabilir gibi geliyor bana. Aynen öyle. Umarım meslek yüksekokulu kurduğunuz zaman da konuşuruz sizle. Kısmet, hayırlısı. Bu güzel bir işaretti. Yani, sanırım yapacaksınız bu işi. Hayırlı harcayacağımız bir şey olursa ne güzel olsun. Olur. Eğer olmayacaksa ne güzel olur. İnşallah toplum faydalı olabilecek bir düzeye gelirse evet. Ne de olmasın. Toparlayacak olursak sağlık meslek liselerinin ve meslek liselerinin sıkıntılarıyla ilgili çok değerli bilgiler verdiniz. Ayrıca Ahmet Çelebi Sağlık Meslek Lisesi'nin içeriğini anlattınız, niteliklerini anlattınız. Bence bu aileler açısından çok gerekliydi. İyi oldu. Birçok aile kafalarındaki sorulara cevap bulmuş olabilir ve sizinle iletişime geçebilir. Sizin gelecekteki yapacağınız şeyleri de duymuş olduk. Bunlar da çok değerliydi. Programımıza katıldığınız ve Bursa toplumunu, uydu sayesinde bizleri dünya çapında izleyen, Türkiye çapında izleyen, Olay TV izleyen izleyicilerimizi bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Öncelikle size ve ailenize bu imkanı bize yarattığınız için. Rica ederiz. Ben bizim eğitim camiamızda çalışan, hakla ilişkili olsun bütün personelimizi buradan selamlıyorum, kutluyorum. Bize vermiş oldukları kaliteli eğitim, bize sundukları imkanlardan da hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca meslektaşlarım, okul kurucularını, Sağlıklı Meslek Lisesi Türkiye çapındaki bütün arkadaşlarını da bundan canı gönülden selamlıyorum. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Değerli izleyiciler, Eğitime Bakış programında Sayın Zeki Kaçar'ı ağırladık. Zeki Bey, Ahmet Çelebi Sağlık Meslek Lisesi'nin kurucusu ve eğitimcisi. Sizler de aileler olarak, öğrenciler olarak sağlık meslek liselerini düşünmenizde fayda var. Çünkü Türkiye'nin gerçekten sizlere ihtiyacı var. Yeni bir programda tekrar birlikte olacağız. Hoşça kalınız, olayda kalınız.